Antalya Ticaret Borsası Haziran ayı olan meclis toplantısı gerçekleşti. Bu ayda 103. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ATB'nin meclis gündeminde ekonomi ve sektörel konular yer aldı. Kurban Bayramı öncesinde düzenlediğimiz hayvancılık... Antalya Ticaret Borsası'nın Haziran ayı olan meclis toplantısı yapıldı. Antalya'nın hayvancılığı ve kırmızı et ticareti... Borsa binasında gerçekleşen toplantıya Meclis Başkanı Erdoğan ikinci başkanlık etti. Kurban Bayramı ve ekonomi konularının yer aldığı toplantı, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu'na seçilmesi gündemiyle başladı. Borsanın 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla meclis üyelerine kısa bir video izletildikten sonra Haziran ayı faaliyetleri oy birliğiyle kabul edildi. Meclise konuşma yapan Başkan Ali Çandır, 28 Mayıs'ta yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı kutlarken ekonomide beklenen reform hareketinin hayata geçirilmesini temenni ettiklerini dile getirdi. İkinci tur oylamanın ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kabinede görev alan tüm bakanlarımızı tebrik ediyor. Seçim sonuçlarının ülkemize yararlı olmasını diliyorum. Seçimi geride bıraktığımıza göre artık önümüze bakma zamanıdır. En önemli gündem maddemiz de kuşkusuz ekonomidir. Ekonomide beklenen yasal reformların bir an önce hayata geçirilmesi en önemli beklentimizdir. Üretimi, yatırımı, istihdamı arttıracak istikrarlı politikaları zaman kaybetmeden hayata geçirmek ekonomiyi canlandıracaktır. Başkan Çandır 23 Haziran Cuma günü 103 yaşına girecek olan Antalya Ticaret Borsası'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bizden önceki büyüklerimizin emaneti olarak gördüğümüz ve üzerine değer katarak geleceğe taşımaya gayret gösterdiğimiz borsamızın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Borsamızda görev almış ve birlikte çalıştığımız herkese teşekkür ediyorum. Aramızdan ayrılmış olanları rahmetle anıyor, sağ olanlara sağlık ve esenlikler diliyorum. Yılın ilk yarısında yer alan belirsizlik ortamının sona erdiğine de değinen Başkan Çandır, milli gelirin ve tarım sektöründeki performansın düştüğünü dile getirdi. Yılın ilk yarısında belirsiz ortam artık sonlanmıştır. Hepimizin beklentisi karar vericilerin bir an önce rasyonel zeminde politikalar üretmesidir. Çünkü yılın ikinci yarısını kurtarma çabalarımız tamamen buna bağlıdır. Kısa bir süre önce ilk çeyrek ekonomik büyüme rakamları açıklandı. Genel olarak milli gelirimiz ve özellikle tarım sektörümüzün performansı geçmiş 26 yıl ortalamasının oldukça altında ilan edilmiştir. Başkan Ali Çandır, son dönemde yoğun yağış alan Antalya ve çevresinde yağıştan olumlu etkilenen tarım ürünlerini açıkladı. Son dönemdeki yağışlar, başta salçalık domates ve kapya biber üretimi olmak üzere sebze üretiminde, kiraz başta olmak üzere meyve üretiminde, kesme çiçek üretimi ve hatta sahil kesimimizdeki buğday üretiminde verim artışı bakımından olumlu olmuştur. Ancak artan yağışlar, hastalık zararlı popülasyonun artması ve ürün kalitesinin bozulmasına da neden olmaktadır. 11.402 liraya çıkan asgari ücret hakkında da konuşan Başkan Ali Çandır, meclis ve komite üyelerinin konu hakkındaki önerilerini paylaştı. Üyelerimiz içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları da göz önünde bulundurarak asgari ücretteki artışın çalışma arkadaşlarımızın geçim standartlarını yükseltmesi açısından olumlu bulduklarını ifade etmişlerdir. Üyelerimiz ücret artışının maliyetlere yansımasının önüne geçilmesi için işveren üzerindeki vergi ve prim yükünün düşürülmesi gerektiğini, tarım sektöründeki istihdamın korunabilmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sosyal güvenlik primlerinin kamu tarafından karşılanmasını ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca tarıma özgü bir sosyal güvenlik modeli geliştirmesi önerilerinde bulunmuşlardır. Başkan Ali Çandır'ın konuşmasının ardından olan işleyişe devam eden meclis, sektörel değerlendirmelerin ardından sona erdi.